Evet, herkese iyi akşamlar. Ayağınıza sağlık, geldiniz. İstediğinizi sorun. Biz toplantımızı yaptık. Bugün 12 kulübümüz katıldı. Hatayspor Kulüp Başkanı da katıldı. Uzaktan katılım olmadığı için de bu kadar kişiydik. Mazeret olan arkadaşlarla da bugün istişare ettiğimiz konuları yazıyla kendilerine sorduk. Cevap bekliyoruz. 31 Mart'a kadar da, Cuma gününe kadar da görüşümüzü Türkiye Futbol Federasyonu'na ileteceğiz. Tabii hepinizin merak ettiği, sorduğu konu bu deprem vesilesiyle iki takımımızın ligden çekilmesiyle bundan sonraki puan durumunun nasıl hesaplanacağı üzerine gazetelerde de bugün haberleri yapılmış. Bir kere sizin beklentinizin aksine hiç öyle gergin falan bir toplantı olmadı. Konuştuğumuz pek çok konudan bir tanesi bu konuydu. Bizim önümüzde hem çok çok kısa zamanda hepimizin çıkarlarını, faaliyetlerini, yatırımlarını etkileyecek yabancı oyuncu kuralı gibi, yabancı oyuncu sayısı gibi unsurlar var. Çok çok kısa vade olmasa da nispeten kısa vadede işte ligimizin yayın ihalesi, Türkiye Kupası'nın yayın ihalesi gibi konular var. Birkaç gün sonra almamız gereken borçsuzluk kağıdı için vergisel mevzular var. Pasolig ihalesi var. Dolayısıyla yani pek çok konuştuğum konudan bir tanesi buydu. Bugün 12 kulüptük. Doğal olarak puan konusunun nasıl ele alınacağı hususunda Hatayspor görüş bildirmek istemedi. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle 7 kulüp bir görüşü savundu. 4 kulüp başka bir görüş savundu. Şimdi konu zor bir konu. Hangi karar verilirse verilsin 4-5 kulüp mağdur oluyor. 4-5 kulüp fayda sağlıyor. İki tarafta da. Zaten sizler de puan hesabını yapmışsınızdır. Aynı sayfada olmak adına iki tane alternatif nedir? Bir tanesi ligimizden çekilen iki kulübün bugüne kadar oynadığı maçların tescil edilmesi. Bundan sonra oynayacak maçların da hükmen mağlubiyet sayılması. İkinci unsur neydi? İkinci alternatif. İkinci alternatif de bugüne kadar oynanan bütün maçların yok hükmünde olması. Yani bu iki kulüp hiç bu sezon müsabakalara katılmamış muamelesi yapılmasıydı. Tabii iki alternatif de baktığınız zaman puan cetvelini etkiliyor. Bazı noktalarda ciddi etkiliyor. İki alternatifin de artısı eksisi var. İşte birinci alternatif şu tescil olan maçlar kalsın. Ondan sonrakiler hükmen mağlubiyet olsun. Orada ne gibi makul anlı şeyler var. İşte maçlar oynandı, tescil edildi, yayıncı kuruluş gelirleri dağıtıldı, kartlar oldu, ceza çeken oyuncular oldu. Dolayısıyla bunlarda nasıl geri adım atacağız? Bu sadece Süper Lig'e uygulanmıyor, bütün alt liglere de uygulanacak. Bunun içtihatı var. Geçmişte Samsun, Kastamonu, Elazığ, yakın zamanda deprem. Orada çekilmelerde neler yapıldı, onun örnekleri var. Diğer taraftan hiç maçlar kabul edilmesin, sayılmasın diyenlerin de çok kuvvetli argümanları var. İşte Beşiktaş haklı olarak diyor ki aynı şampiyonluk için mücadele ediyoruz ama biz iki ekstra deplasman yaptık. Maddi açıdan kendi sahamda 35 bin, 40 bin kişi oynayacağım, o kayıplarım var diyor. Vicdanen hakkaniyet olarak bakıldığı zaman böyle olması gerekir diye savunan kulüplerimiz var. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle 19 kulübüz. 2 kulübü çıkarsak 17 kulüp bu konuyla ilgili görüş verecek. Görüşlerin hepsini yazılı istedik. Hani öyle demiştim, yanlış anlaşıldı olmasın diye. Onları da bugün burada oy verenlerin de görüşlerini yazılı istedik. Ve bunları Türkiye Futbol Federasyonu'na sunacağız. Benim 5 sezonluk dönemimde ciddi anlamda kulüplerin ricalarını, taleplerini, görüşlerini dinleyen, kulak veren, hassasiyet gösteren, yapabileceklerini yapabildiği kadar yerine getirmeye çalışan
monolog değil, diyalog içinde olan ve kulüpler için var olan bir federasyon kimliğini çok kısa bir süre içinde göstermiştir. Her yaptığında istediğini yapabiliyor mu? Her yaptığında muvaffak olabiliyor mu? Hayır. Ama bütünsel baktığınız zaman niyet Türk futbolu ilerletmek, yapısal sorunlarını çözmek, kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamak, kulüplere fayda sağlamak, kulüplerin federasyonu olmak. Diğer iki federasyonla karşılaştırdığım zaman siyahla beyaz kadar fark var. Dolayısıyla biz burada görüşü götüreceğiz. Onlar ne karar verecek göreceğiz ama onların zaten verdiği karar bir karar var. Bundan dönerler mi dönmezler mi zaman gösterecek. Ama ne karar verirlerse de biz kulüpler olarak anlayışla ve saygıyla karşılayacağız doğal olarak. Biz kulüplerimizden cuma akşamına kadar biz başvuru yapmayacağız. Görüşleri sunacağız. Yapılacak bir başvuru yok çünkü burada. Birkaç kulübümüz zaten resmi başvuruyu yapmış. Onlarla federasyon arasında bir iletişim olmuş konuyla ilgili. Orta yolda tabii ki bir buluşma olmamış. Ama bunu kulüpler olarak bir ortak görüş sunalım diye bir fikir geldi. Cuma'ya kadar görüşleri alacağız. İşte cumartesi gelirse yarın da gelir belki bütün görüşler. Cuma onayı sunarız. Cuma akşamına gelirse cumartesi sunarız. Ama dediğim gibi hangi açıdan bakarsanız bakın işin mağdur olanları var, fayda sağlayanları var. Argümanlara baktığınız zaman hangi alternatif olacağına dair çok kuvvetli argümanlar var iki taraf içinde. Euroleague de karşılaştırılıyor ama Euroleague aynı şey değil. Euroleague biliyorsunuz basketbolda beraberlik diye bir şey yok. 5 kişiyle oynayan bir spor bambaşka bir şey. Dolayısıyla doğru bir karşılaştırma değil. Fakat dediğim gibi geçmiş içtihatlar da var. Grup aşamasıyla ilgili orada bir görüş var. Onu daha detaylı hukukçulara inceleme lazım ama biliyorsunuz UEFA turnuvalarıyla ilgili görüş verebilir. Yerel federasyonlarda yerel rekabet ortamıyla görüş verebilir. Bu konuda UEFA için kulübümüz de olabilir. Arzu ettikleri sonuç çıkmadı takdirde. Onu da gayet doğal karşılıyoruz. Ama bu hepimiz için de çok böyle her gün sık sık yaşadığımız konu olmadığı için ahkam kesmek de mümkün değil. Hayırlısı olsun diyorum. Playoff konusu daha çok basında gündeme geliyor. Burada etraflıca bir tartışması olmadı. Ama yani bu kadar sezonun 3'te 2'sinin bittiği bir ortamda radikal bir değişikliğe gitmek ne kadar gerçekçi tam emin değilim. Allah'ın izniyle 17 Nisan'da sadece yabancı oyuncu sayısı değil, demin saydığım muhtelif konularda, spor yasası da var bunun içinde, bir istişare toplantımız olacak. Şimdi yabancı kuralıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bizim arzumuz bu son transfer penceresinde bu konunun netliğe kavuşturulması, 5 yıl boyunca uygulanması. Biz de ona göre hem devre arası hem de yazın planlamamızı yapalım. Ama hem deprem vesilesiyle hem de bu strateji projesinin çok hızlı ilerlememiz sebebiyle olamadı. Mesela bizim gibi eminim diğer kulüpler de şu an önümüzdeki sezon hazırlıklarını, müzakerelerini, pazarlıklarını, eldeki futbolcular olsun veya almak istedikleri futbolcu olsun yapıyoruz. Yapıyorlardır. Gayet normal. Pek çok kulüpte sözleşmesi bitmiş olan oyuncular var. Yeni sezon için şu an ligler devam ederken müzakere edebileceğiniz, transfer anlaşması yapabileceğiniz. Dolayısıyla görünen o ki önümüzdeki sezona uygulanabilecek somut bir model yok. Ama bizim acelemiz de yok. Bizim için önemli olan doğrunun yapılması. Biz bununla ilgili bir çalıştay yaptık. Görüşlerimizi federasyona topyekün ilettik. Ve bu görüşler çerçevesinde federasyonda bir çalışma yaptı. Bize yaptığı çalışmayı sunacak. Ve o çalışma çerçevesinde 24-25 sezonu olarak tahmin ediyorum nasıl bir 5 yıllık planlama olacağını kararlaştırıp sizlere iletip uygulanacak. Şunu söylemek istiyorum. Günlük konularımızla beraber hepinizin bildiği gibi çok derin yapısal problemlerimiz ve çözülemeyecek finansal sıkıntılarımız mevcut. Yani şu gün geldiğimiz nokta itibariyle belki bir bilemediğiniz iki kulüp gemiyi yüzdürüyor. Başta büyük kulüpler olmak üzere hepimizin çok büyük sıkıntısı var. Yani ben Fenerbahçe özelinden söyleyeyim. Büyük kulüpler üzerinden söyleyeyim. İşte 40-45 milyon dolar alırken 4 sene evvel şimdi 10-12 milyon doları konuşuyoruz.
Bunu Anadolu'daki takımlar için hesaplarsak onlar da 10-12 alırken şu an 4-5-6'yı konuşuyorlar. Bu rakamlarla bu işler dönmez. Bir de bunun üstüne ana gelir kalemimizin Türk lirası olduğunu düşünürseniz, Türk lirasının durumuna da baktığımız zaman ödemeler yabancı para birimi, gelirler Türk lirası, yani mümkünatı yok. Şimdi biz zamana oynuyoruz ama Türk futbolu ister istemez bu sorunun çözülemeyeceğini yüzleşmek durumunda. Bir de bunun üstüne, yani bunu hep tekrar ediyoruz, Covid'ler geldi, bunun üstüne vergi 15'ten 40'a çıktı, stopaj kesildi. Yani tam bir mükemmel bir fırtına gibi bütün olumsuzluklar üstü aynı anda geldi. Buna yokmuş gibi davranıp veya bir şekilde var ama biz bu iş içinden çıkarız demek çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Yani bu sadece Süper Lig için değil. Yani ben 2018'de ilk kampanyamı yaparken Türk futboluna deniz bitti demiştim. Şu an çok çok daha kötü durumdayız. Tünelin sonunda pek parlak bir ışık değil, hiç ışık göremiyorum. Yani mum ışığı bile görmekte zorlanıyorum. Herhalde birazcık daha bıçak kemiğe dayandıktan sonra oturacağız bütün paydaşlar. Bu işin içinden nasıl çıkacağımızı, başka devletlerin geçmişte kendi futbol sektörünü, endüstrisini nasıl kurtardığını görüp, tekerleği yeniden icat etmeden örnekleri de görüp bu işin içinden hep beraber çıkmamız gerekiyor. Şu an kritik bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla hakemlerimizin performansı da son derece önemli. Yoğun bir takvime giriyoruz. Şampiyonlar Ligi finalinden önce ligimizi bitirmemiz gerekiyor. Anladığım kadarıyla, yanlışsa düzeltin, seçim haftasında, hafta sonunda da maçlar oynanmayacak. Dolayısıyla hafta içi maç sayısı da artıyor. Sakatlıklar artıyor. Enteresan bir döneme giriyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Hadi hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kolay gelsin.